Kocaeli'nde güzel bir bungalov evdeyim abi. Sağ olsun Yunus diye kardeşimle tanıştım. Bana dedi, gel dedi, bizim dedi aile bungalovu var dedi. Maşkiye'de bungalov evdeyiz. Baksana ya şuraya. Şimdi Umuttepe'ye gideceğim herhalde. Bir de bir üniversiteye gideyim. Çekeyim oraları. Bakayım oralarda gençler neler yapmış. Ne hale gelmiş yurdum, üniversitem, fakültem. Bir gideyim bakalım. Kalabalık olacağız gibi. Görüşürüz. Burada Ali Bekir hocanın odası. Birinciyi kahve çağırmaya davet ediyorum. Evet, ailesi bilir. Beni de çağırmıştı. Ben sonuncu oldum diye. Kavgaya gelmişler hocam. Amerika'da mı geldin sen? Bizim yurt daha şuydu. Görüyor musun? Bizim odalar, şeyler bunlardı. Oğlum burası ne soğuk oluyordu. Ben bir de alt kattayım abi. Camı bir açıyordum, kar burada. Donla oralarda bir koşuyordum ben. Buranın sahibi beni tanırdı. Benim Work and Travel yapacağımı biliyordu. Paramın olmadığını da biliyordu. Bir ton para vermişlerdi bana. Bak sınavdan çıkardık abi. Herkesin en büyük tutkusu sınav iyi geçtikten sonra şurada güzel bir sigara içebilmek. İletişim Fakültesi gençler radyo programını burada yapıyordu. Baksana ya baba, yatağımız matağımız, adamlar prizi hemen yatağın yanına koymuş. Adamlar akıllı düşünmüş ya. Bak burada sıcak, soğuk, klima, havuz, jacuzzi, soba. Evet, tır günlerine dönüyoruz baba. Baba şampuan yok. Abi üç görür de. Ebru da bu Ebru. Sıvı sabun. Okyanus rüzgarı. Kafayı yıkamam da koltuk altım apış. Onunla iş görür herhalde. Truck stop'ta bilmiş olduğunuz üzere elbiseyle girerdim, tişörtle girerdim, donla girerdim. Burada çıkardım. Bir değişiklik olsun. Dedim medeniyete bir adım daha yaklaşalım. Anıl Güler'le medeni sıçıyoruz. Bungalov evimizde rahatlıyoruz. Ses dinlendirmesi yapmam gerekiyor normalde. Gösteri öncesi bilmem bir şeyler. Dedim ben öyle diyorum, ben yapmıyorum. Ben direkt dalarım. Ben dedim şovumu yaparım. Mikrofon da istemem. Sesimi kullanmayı bilirim. Diyaframa çekeceğim. Akciğere akciğere. Değil. Karına doğru çekeceğim nefesi ki gül çıksın. Lotus'umuzun sahibi. Bungalovumuzun sahibi. Doğru mu? Sizi inşallah yağırladık. Müthişti abi. Ben bayıldım buraya. Buranın bilinmesi gerekiyor. İstanbul'daki hızlı kardeşlerimiz olsun, normal kardeşlerimiz olsun, aileler olsun. Burada tatil yapmaları kesinlikle onların hakkı. Yazın, sonuna kadar. Yazında, kışında farklı bir yer burası. Böyle bungalov mungalov nereden esti? Pandemide esti. Pandemide bizi eve hapsettiler. Biz de eve duramadığımız için. He, dediniz böyle bir şey yapalım. Başladık öyle. Kendimiz yaptık zaten buraları. Kaç tane ev var şu an bungalov? 6 tane var. Bu mekan sizindi zaten herhalde. Mekan bizimdi. Eskiden biz burada işte annemler mısır ekerlerdi, fasulye ekerlerdi. Buna dönüştürdünüz. Buna dönüşüyoruz. Burundan. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi Artvinliymiş. Nasıl fark ettin? Burundan. Abi Artvinli. Artvinli güzel kızı. Mahmut bizle zaten. Teşekkür ederim. Değerli organizatörlerimiz. Güzel Montilava da Batman'ın gülü. Vay benim maşukiyeme bak be. Üniversite zamanı daha o zaman bıngıldağız abi, daha yumurtadayız. Gelirdik buraya, 20 liraydı o zaman kahvaltı. Para yetiyordu yetmiyordu, arada kalıyorduk işte. Buralar tabii böyle biraz değişmiş. Hatta böyle buranın karşısına geçiyorduk biz ruh hastası gibi. Şu altlara falan giriyorduk. Ne varsa yukarılara tırmanıyorduk. O zaman tabii mağara adamı gibiyiz abi. Şimdi biraz daha elit olduk. Arabaya biniyoruz. Yavaş yavaş. Millet namazda oğlum. Baksana baba ya. Kalp gibi delük. Kalp gibi olmuş ya. Yemin ederim Recep kendi takıyordu. Bu ara kendini duymak gülmesin. Kocaeli Üniversitesi'nin yanında böyle bayanlılık diye siteler var, tamam mı? Bak buradan böyle evini tutan daha üniversiteye yeni başlamış. Nerede kalıyorsun kardeşim bayanlılık? Hemen böyle o kelimeyi söylemek için kardeşim ev tuttuk kardeşim, bekleriz kardeşim. Takılalım kardeşim. Kızlar varsa kardeşim bak burası orası, bak görüyor musun? Biz buralarda kalamıyorduk. O zaman 500 lira falandı kirası. 400'e bulan oluyordu uzaklardan bir yerlerden.
Biz tabi yurtta kalıyorduk, bilmiyorduk biz böyle şeyler moruk. Evime bizim ayağa halıya değmiyordu lan. Vay be, iyi gidi günler. Birazdan Kocaeli Üniversitesi'ndeyim. Sen hareketlere bak oğlum, buralara sen ne oldu ya? Oğlum baksana la, her yer yurdu, o burgerlar. Oğlum burada hiçbir şey yoktu lan o zaman. Vay arkadaş, sayın seyirciler, öğrencilere bak, tam vize haftasındayız. Bak insanlar gergin. Gençlerimiz, kardelenlerimiz şu an umutsuz gibi, kesin kötü geçiyor. Anam be, kapısı ne hale gelmiş? Bu tip ne lan? Bak 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 bak. Uzaktanki görüntüsüne bak. Ben şurada yurtta kalıyordum. Bak benim oda şuraydı. O zaman orada kız erkek beraber kalıyordu. Sonradan günah diye ayırmışlar kardeşim. Kız erkek beraber kalması. Günah diye, cehennemde yanarız diye kardeşim. Ayırmışlar. Aha senin mekan, aha kapısı. Ziyaret çık. Bu kapıdan mı ziyaretçi kaydı yaptık? Aynen aynen. Şimdi sana yaptırdık ya. Bana hani tamam hadi tamam. Güvenliklerimiz yine her zamanki gibi. B12 eksikleri. Seviye B12 hiç. O zaman da yoktu. Bu dayılara ben hatırlıyorum. Dayıların tipleri aynı. Bu alttaki köylerde oturuyorlar bunlar. Vallahi bak, kurban keserlerdi. Bak şu yokuşu ben çık in anam ağlardı anam. Şu arkalara o zaman kimse gelmez. Yurttan çıkardık günah işlemeye. Besyo'ya giden yol bu. Vay anasını. Biz abi, burada abi arabaya 8 kişi binmiştik. Rektörün yanından geçmiştik. Rektör şey mi? Hülagü müsün? Hülagü'ydü o zaman. Daha bir sene önce mi? Değişti. Bir sene önce Allah değişti. Allah. Aynen. Onun şimdi kankası oldu. Şu ocaklarına gidiyoruz. Şu ne, şu arkadaki? O yurt abi. Şu taraf. Camlı olan. Erkek yurdu mu? Yok, kız yurdu. O da mı kız? Aynen. Biz gidemiyoruz günah diye değil mi? Yok. Günah. Biz orada ama araç ürettik. Orayı da piyasa yani yapıyorduk. Siz miydin? Sen miydin lan? Dün araç üretiyoruz diye. Ha, aynen. Ne aa bak işte Core Racing işte şöyle. Ha, Core Racing. Nerede o araç şimdi? Teknoloji Fakültesi'nin altında. Bahar şenlikleri oluyor mu? O da günah diye kaldırıldı en son benim bildiğim. Geçen sene şeyden online oldu ya, o zaman olmadı. 2 sene önce oldu. 2 senede bir oluyor şu pandemiden dolayı. Şey, Yüksek Sadakat geldi. Sami Yusuf. Sami Yusuf. İlahi. Gençler şu görmüş olduğunuz Efe Tura giderdik. Sürekli oradan İstanbul'a giderdik devamlı. Niye gidiyoruz bilmiyorum. Sürekli İstanbul'a gidesimiz geliyordu. Benim babamın yanına gidiyordum. Ya. Benim babam da garibim, boyuna Facebook'ta takılıyor abi. Diyordu ki hatta o Facebook'ta kimin ne zaman öleceğini gösteriyor. Ben o Facebook'ta ölmüştüm. Bir gidiyordum babama, sen ölmedin mi diyordu bana. Bunamıştı son zamanlara doğru. Güzel miyiz? Güzeliz abi. Tamam bir gideyim bölüme. Biz eyvallah. Gideyim mi bölüme bakayım ne olmuş ne bitmiş. Çok merak ediyorum şu an. Hadi görüşürüz. Lan. Bize daldınız burada, hiç sesimiz çıkmıyor. Bize de dalıyorlar. Bize iyi dalıyorlardı ama. Geceleri bunlar azıyor ya. Şunu var ya, gönüllü olarak şurada sanat yapacak o kadar insan var ki sizin üniversitede. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bölüm ne? İnşaat mühendisliği okuyorum. Öyle ay mi? Çok heyecanlıyım. İnşaat mühendisliği zordur ama. Zor. 6. yılım. Öyle mi? Niye öyle oldu? Merhaba. Tek dersim kaldı. Hangi ders? Çelik yapılar. İnşallah. Sonra? İnşallah. Sonrası bakalım. Yurt dışı. İnşallah. Beni takip ediyorsa birisi genelde evet, aklımda olur yani. Hayır. Böyle biz de geziyoruz şimdi. Mühendislik turu atacağız. İyi klasik misiniz? Mühendisliğin şanına uyacakmış şimdi. 10 tane erkek aldım. Ben de o arasını sağladım şu an. Çekme. Rezil olun. Bu da ben. İşte mühendislik budur. Gelin istiyorsanız katılın. Katılayım hadi geleyim. Hiç fark etmez. Değişiklik olsun. Yanımızda bir tane kız var şu an. Direkt medenileşti ortam. Tabii. İşte şu an ben moda girmeye başladım. Şu an var ya, kalacağım gibi bir his var. Bak buraya yaklaştığın an ya 15 ya 20. Benim not bu ya abi. Vizelerden hep böyle kötü alır. Aa şurası abi parçalı bulutlu oluyordu genelde. Sen ne diyorsun ya? Sigaradan parçalı bulutlu oluyor. Oğlum bu nedir ya, mühendislik be. Kaç sene geçti aradan. Bak şurada da saat yazardı. Ben gittiğim son sene astılar bu saati. Ben onu şu an fark ediyorum biliyor musun abi? Saati bile çalışmıyor. Çalışmıyor değil mi? Abi siz niye böyle oldunuz hep? Bak sınavdan çıkardık abi. Herkesin en büyük tutkusu sınav iyi geçtikten sonra şurada güzel bir sigara içebilmek. Var mı öyle bir an ya? Hatta o kadar sigara içiliyordu ki duman şuraya çıkıyormuş içeri. Bizim o zaman elektrikli Fikret diye bizim sekreter vardı. Hala duruyor. Duruyor. Duruyor mu duruyor lan? Abi, bak şimdi bak, onunla benim muhabbetime bak şimdi. Ben diyordum abi dedim, sekreter dedim böyle mi olur? Gelmişsin Adana'dan 2 metre adam. O mu var hala? Evet. Hüseyin abi hala sizin sınıfta mı? Arada geliyor. Oğlum ben Hüseyin abiye bir dersten kopya verdim. Bana dua etti. Bana cüz verdi, cüz.
Allah razı olsun falan. Tarık Erfidan onu öylesine geçirdi bir de. Diğerlerinden zaten geçemeyecek diye. Oğlum şu an çok garip istiyor. O yüzden olaya geldiğinde Tarık Hoca dalga geçiyordu her geldiğinde. Oğlum duruyor mu o? 70 yaşında mı? Bizim zamanımızda da 70 yaşındaydı. Oğlum ilk ben daha kazanmışım Kocaeli Üniversitesi'ni. Buraya böyle çıktım. Böyle mühendislik yazıyor, liseden çıkmışız. Bak ben daha eskiye gittim, düşün yani. Böyle gördüm bunları, nasıl mutlu oldum. Ulan yıllarca dedim bunun için uğraşmışız. Üniversiteye kapak attık. O kadar mutluyum ki, zannettim hayatım bitti. Hiç üniversiteyle bir alakalı hiçbir şeyim olmadı sonra, o günden sonra. Yani o diplomayla hiç alakalı hiçbir şeyim yok benim şu an. Olmayacak tabii büyük ihtimal ama temelleri bura attı. Benim hayatımın temellerini atan yer bu. Aha bu nerede bence? Bizim Ferhat işte, ben Ferhat'a diyordum. Keleşi şuraya bırak. İçeride hoca var. Sınav var. Sınav var galiba. Dur bakayım hocaya bakayım. Oğlum ben değil ki. Onu görünce değil ki. Ben derste durabiliyor muymuşum? Ne yapıyormuşum? Oğlum burada sıra mara taşınıyordu. Bir şeyler oluyordu burada. Direkt bana taşıttırıyorlardı ya. Bunların çoğunu biz taşıyorduk. Yurttan geliyorduk arkadan gece. Valla 12'de biz taşıyorduk bunları. Şurada şey lap mı var? Aynen laplar var abi. Abi tersini çevir, o iki günlük. Şurada aydınlatma dersi aynen, görüyorduk Necmi Hoca. Hala aynı. Duruyor mu? Hala aynı. Ya böyle şaşırtıyorum. Burada Ali Bekir hocanın odası. Birinciyi kahve çağırmaya davet ediyordu. Hala evet, aynısı. Bilir. Beni de çağırmıştı, ben sonuncu oldum diye. Sonuncu nasıl oldun diye. Aynen, hadi sonuncu. Hadi bir iki gördük. Nerede hocam? Aaa. Ne böyle toplar gidiyorsun. Kavgaya gelmişler hocam. Amerika'da mı geldin sen? Ay vallahi. Bak Amerika'daydım arkadaşlar. Şaşırdım. Hemen geldim diyor, hocam. Ses yabancı değil çünkü. Evet. Hoş geldin. Ne haber, nasılsın? İyi dedim zaten. Çılgın arkadaşlar. Tanır. Evet evet. Hakikaten. Anıl ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Yurt dışındayım işte. Biliyorsun. Evet. Evet şey nasıl? İznim geldi. Ne yapıyorsun? Planlar nedir? Şu an tatildeyim. Ocak'ta geri döneceğim. Şimdi gösteri yapıyorum sadece. Stand up. Siz bana demiştiniz ki bir gün çıkın, şu sınıfta anlatın, burada da yapın demiştiniz. Evet. Ben de niyeyse yapmamıştım, keşke yapsaymış. Öyle bir potansiyel var. Şu an parayla geliyorlar. Parayla geliyorlar değil mi? Hep profil Allah'tan. Kaç yıl kaldın orada sen şimdi? Ben 2014'te ilk Work and Travel yaptım, sizin dersten kaldım. Geri döndüm. Hayatını ben değiştirdim. Zaten kalınca artık burada olmayacak bir şey. Ha, hatta anladım. Siz birincileri çaya çağırıyordunuz. O hala var. Beni çağırmıştınız, sonuncu oldum. Şeyden, orada başka bir yetenek. Devre 2. Sonradan geçmiş tamam. Videoları bazen bakıyorum, hakikaten çılgınca videolar paylaşıyorum. Şurada, orada, burada. Evet. Tekrar iyi, hayırlı olsun o zaman. Sağ olun hakikaten hocam. İyi ol seni gördüğünüz. Çok sağ olun. Başka hoca var mı burada? Valla bilmiyorum. Bak evlat ya. Tamamdır. İyi bak kendine. Görüşürüz hocam, çok sağ olun. Mesela burada girmiyordu kimse vizeye, finale. Niye? Buraya çünkü kopya çektiren hocalar gelmiyordu. Evet. Kasaplar geliyordu. Burada kopya çekmek de zor. Buradan alacağın not 10-15. Bu sınıftaki not en fazla o. Onlar anlatıyor. Aha boş. Bizim bir matematikçi var. Çok Atatürkçü bir adam. Birinci sınıfta gelmişti. Size de geldi mi? Yok bize geldi. Kırmızı saçlı hoca geldi. Bizim o çok çılgın bir matematikçi gelmişti. Dur bakayım şu hangi ders lan? Fizik abi. Fizik mi? He birler. Bak hatta bir gün burada oturuyoruz abi. Çocuğum biri şuradan bir koydu osturdu. Yemin ederim. Herkes önlerde oturuyor. Sınıfın yarısı yok. Neyse öbür arkadaş da uyuyakalmış. Böyle ağzı açık. Herkes ona atladı. Koku var. Hoca gitti cama açtı, tamam mı? Hoca tabii olgun koca adam yani. Hiçbir şey demedi. Biz öne gittik, gülmedik de. Baktık ki çok etki etmedi. O ağzı açık kalan çocuk kalktı böyle çıktı dışarı. Hacı abi dedi, İzmitliydi. Ağzımın içi bok gibi. O çocukların hepsi şu an bir şekilde bana ulaşıyor. Böyle daha yeni mühendis olmuşlar falan diyor ki abi şu sizin sınıfta mı diyor. Evet diyorum, o benim müdürüm diyor. O benim işte şey diyor, biri patronum diyor. Bizimkiler ne hale gelmiş. Buradan çıkan iyi oluyor ya abi Kocaeli'den. Siemens, Schneider, ABB oralara girelim diye bizim hocalar yırtınıyor abi. Hala, sen? Hala öyle abi. Hala öyle. Oraya girince zannediyorlar şey değil mi? Hayat bitiyor. Hayat bitiyor zannediyorlar. Hayat gerçekten bitiyor oralara girince. Ben oralarda olsaydım ne yapacaktım oğlum? Şimdi bir de en şey kıyak hayat. Kartal'da bir tane ev bir attı biz. Mezun olmuşsun. Şu an bütün elektrik mühendislerinin hayali bu değil mi? Evet. Tursla Kartal Pencere. Nasıl anlıyorum o sizi? İnşaat mühendisleri de öyle. Değil mi? Evet. Bir yere bir kapak atalım. Güzel bir şirkete. Yani hepsi öyle. Şunlarda hiç eskime yok yalnız.
gideceğim de. Bir fotoğraf çekinebilir evet, miyiz? Evet, çekinelim. Şöyle vereyim. Biz de gidiyoruz zaten. Tamam. Adılar verdi. Burada mı dışarıdan mı? Burada mı? Burada olur, fark etmez. Bak sana kaş yapayım. Bak bakalım güzel oldu mu? Yakınlığı iyi mi? İyi iyi. Olaylar olsun sende. Yeter, telefonumuz şey ama değil mi? Tam 6. sınıf mezun olamamış inşaat mühendisi telefonu. Babam da yenisini almıyor. Tabii. Sen nerelisin? Ben Alanya'dan geliyorum. Yani Alanya'da olmak bilmem babam Adanalı. Sen Alanyalı gibi değilsin değil mi? Ben biraz Adanalılara benziyorum. Evet. Ben Antalya'da gideceğim gösteriye. Vay be oğlum koca üniversite. Bak düşün yani koca her bölümden insan var. Ben elektrikçilerle geziyorum. Ne kadar güzel. Sabah beri seni arıyoruz. Neredesin oğlum ya? Sınavdan çıktım. Nasıl geçti? Geçti. Neydi bölüm? Makine 1. sınıf. Hayret. Kaçlısın sen? 3. 2003. Aynen. Kaç oluyor? 20. Geç kalmışsın sanki biraz. Hazırlık falan okuyma. Öyle. Tıpkı eskisi gibi. Eski yok artık. Mahur kafe. Mahur kafe ne oğlum? Senin zamanında yok muydu? Hayır benim zamanımda artı 18 kafeydi. Hadi orayı da geçtim. Yemek 2 liraydı. Şu an kaç? 13 lira. Ben geldiğimde 4 liraydı. Şuna ara şuna benim kafa atmışlarım var değil mi? Bunu... 10 sene önce. Oğlum adamların PlayStation 5'i valla. Sen harbi mi diyorsun ya? PlayStation 5 gelmiş lan. Bizde PlayStation sadece yurttaydı bizim. Gençler Kocaeli Üniversitesi'nde ilk aşklar burada filizlenir. Değil. O zamanlar. Allah Allah. Ben mi geleyim buraya? Tabii. O zaman burada bir kesişmeler olur. Bir kesişmeler olurdu var ya. Oo. Lan oldu. Şurada şöyle bir cam yoktu. Aha. Bizim yurt aşağıdaydı ya. Biz burada atlıyorduk abi öyle gidiyorduk. Abi ruhu gitmiş ya. Ama olsun yine gençler var ya. Ama bir ruhta bir eksilme var kardeşim. Bak ruh. Lan ben bu kadar küçük müydüm lan o zamanlar? Sabah beri sizi bekliyoruz. Neredesiniz? Hoş geldin. Biz de seni bekliyoruz. Nereden bekliyoruz? Gelin. Oğlum ben eskiden halen daha o zamanlara gidiyor. Benim 10 sene öncesine gidiyor. Baktı mı kesin tanımam lazımdı. Eğer tanımıyorsam arkadaşa derdim ki lan bunlar kim acaba? Herkesi tanıyorduk oğlum o zaman. Bu kadar sayı yoktu. Nereden nereye? O kadar nasıl arttırmışlar? Öyle bir şey yok ya. Bu kadar adamın ne işi var oğlum okulda? Burada banklar vardı. Biz otururduk. Böyle ağaç yoktu o zamanlar bu kadar. Böyle manzara görüyorduk biz. Onları kaldırmışlar biz. Buraya insanlar genelde öpüşmeye geliyordu. Şurada ne vardı lan? Buradan hocalar çıkıyor. Hocalar burada yemek yiyor galiba. Hala. Bizim şurada bir kişinin arabası vardı o zaman. Buraya çekiyordu hatta arabayı. Dışarıdan mesela o kafeden birileri görüyordu arabayı. İşte araba ya Golf, Scirocco öyle yarak yürek var ya. Aynen. Şey arabalar. Ya da Mercedes. O çocuk zengindi ama. Ama genelde Nissan'la geliyordu buraya. Oradan insanlar bakıyordu. Burada çok insan oluyordu. Şu an yok. Şu an insanlar burada takılıyor mu? Daha üniversitenin dışında kafeler yapıldı ya abi. Orada takılıyor. Bu yoktu. Buraya arada biz girerdik. Ama bizim burada çok vakit geçirmemizin nedeni biz burada yaşıyorduk. Biz yurtta yaşıyorduk. Buraya geliyorduk. Hatta Özbek çiftler çok tehlikeliydi. Ben bir geliyordum, bir sesler geliyordu. Maymun boğazlıyorlar zannediyordum abi. Vaa! Köşelerde öpüşüyorlardı falan. İşte bunlar olmasın diye ayırdı. Ama artmıştır oran olarak bence. Sevişme oranı Türkiye'de artmıştır bizim dönemine göre. Sizin dönemde. Sence artmış mıdır? Artmıştır. Kesinlikle artmıştır değil mi? Artmıştır. Böyle ayırmayla olmuyor bu iş. Tabii Instagram, sosyal medyada artınca eşleşme artıyor. Eşleşme artınca sevişme artıyor. Bizim dönemde Tinder yoktu lan. Aha bak bunlar duruyor. Yavrum benim nasıl gerginler. Gençler bunlar hep duruyor burada değil mi? Duruyor ya duruyor. Sakin. Sakin. Toplanıp. O zaman da böyleydi bunlar. Artık yapıyorlar. Robot. Oğlum ne nasıl bir zil sesi oğlum o? Niye böyle bir şey yapıyorsun kendine? Abi. Hello hapçıyız diyorsun. Değişik adamız diyorsun. 33-10 zannettim bir an. Köpekler saldırıyor mu hala? Yok köpekler arada oluyor da. Oğlum de... bize bir giriyorlardı var ya. Biz bildiğiniz cenk halindeydik köpeklerle. Biz hem besliyorduk hem kavga ediyorduk. Geçen okuldan bir arkadaş işte beyin kanaması geçirmiş. Niye? Köpekten kaçtı. Ne diyorsun nasıl? Köpekten kaçtı kafasını çarptı. Aynen. Tüh lan. Ha aynen geçen sene değil mi? Sol taraf hukuk fakültesi, sağ taraf edebiyat fakültesi. Sen edebiyat aynen doğru. Burada bir manitam vardı benim. Salak gibi gittik manita yaptık. Eşek gibi. Halbuki 8 tane kız bloğu, 3 tane erkek bloğu vardı biz o zaman. O zaman günah değildi kız erkek yaşanabiliyordu. Öyle bir kanun gelmemişti. Düşün yani öyle bir ortamdasın. Bir de ben çok fırlamaydım. Tanıyordum herkesi falan. Gittik buradan manita yaptık. Aklıma sıçtı. Yani işte dönemiyoruz. O zamanlara dönemiyorsun. Bak siz o zamanlardasınız akıllı olun. Bak bizim yurt aha şuydu. Görüyor musun? Bizim odalar şeyler bunlardı.
Şu üçü erkek bloydu, gel. Vay anasını be. Oğlum burası ne soğuk oluyordu, hatırlıyorsunuz değil mi? Ben bir de alt kattayım abi. Camı bir açıyordum, kar burada. Bak yemin ediyorum donla oralarda bir koşuyordum ben. Demek o yüzden günah diye ayrılıyor. Yok da kimse görmüyordu. İç taraflarda koşuyorduk. Böyle kimse görmüyordu. Ama yani ne kar yağdı ya. Nereye kadar buradan fazla kar yağdı? Son 3 senede çok az yağdı neredeyse. O da mı gitti ya? Sömestr'de yağıyor yani. Ne şanssız dönemsiniz ya. Buraları ne yaptılar biliyor musun? Buralar yıkıldı ya 99 depreminde. Biz o yüzden dağa geldik. Normalde hiçbir okulun dağın başında olması gibi bir mantalite yok. Yani burada okul olmasının hiçbir mantığı yok şu an. Niye insanlar burada kimse bilmiyor. Bu kadar yüksek okul yapılmaz. Biz kar buradaydı oğlum, yolda yürüyemiyorduk, okula gidemiyorduk lan. Şu benim zamanımda da vardı, hiç anlam veremedim. Siz de hiç düşünmemişsinizdir ne yok, olduğunu. Yok, hiç düşünmedik. Böyle bir heykel, böyle bir sanatsal bir şey yapalım demişler. Ne oldu oğlum dedim, yatağın altında küçük kız çocuğu var. Değişik değişik tripler oldu. Ne ora öyle ya? Gel gel, biz de diyoruz nerede bu çocuk? Sabah beri seni arıyoruz. Neredesin abi? Bu oğlum? Gel katıl bize. Bölüm ne? Elektrik. Ne diyorsun lan sen? Ha. Çok güzel. Vizeler güzel geçiyor mu? Kötü geçiyor ya. Daha başlamadı ama. Vizeli kötü geçer oğlum. Elektriğin vizesi kötü geçer. O kanundur, kuraldır yani. Gel istiyorsan bize katıl. Şimdi şeyin önünde biraz muhabbet şey edeceğiz. Katılayım, derse yetişeceğim. Ne dersin var? Hiç elektroniğe. Kim giriyor? Tarık Hoca. Valla almaz dersin. Tarık Hoca mı? Evet. Hangisi? Erfiden. Erfiden mi? Abo, o beni var ya. O beni bir görsün. Abi gel dersin. Çok severim. Merhaba. Merhaba. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bölüm neydi? Elektrik mühendisliği abi. Herkes elektrikçi lan. Benim bir teorim var. İki elektrikçi birleştim, bütün elektrikçiler birleşiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk işi bulduğumda Google'a yazın bakın, Türkiye'nin her yerinde elektrikler gitmişti ya. Ben dünyada rekor kırdım. İlk işimde, bunu ilk kez söylüyorum, sadece bir gün çalıştım. İkinci gün kovdular beni. O günde elektrikler. Sincanlı ne yapıyorsun lan? Ya sen ne yapıyorsun? Ben var. Kardeşim sen nereden geldin lan? Ben seni videolarda... Gel baba gel. Eyvallah. Çalış şuna ya. Şimdi abi görünce garip oldum. Bölüm ne? Bilgisayar mühendisliği. Çok güzel abi. Nasıl gidiyor vizeler? Elektrik dışında berbat, şey. Berbat değil mi? Abi mühendislik vizeler her zaman kötü gitmişti. Ben 15'ten yukarı vizem yoktu. Vallahi bak. 15'ten Tarık mıydı? Ne dedin? Tarık Erfidan abi. Tarık Erfidan'ın işteyse biraz eli boldur. Evet. Bilirim yani. Merhaba. Bak diye hatırladı valla. Abi zeki adamların yönetimi olması evet. Çok acayip bir şey ya. Valla hatırladım. O el tutuş ve geliş hatırladım demek. 10 sene önce gördüm en son. Tak diye tanıdın abi 10 sene. 10 sene. 19 sene bize bakıyor abi. Öyle mi? Abi sen ne yapıyorsun şimdi? Abi ne yapayım ben, Yunus biliyor ya, ben Amerika'ya bir gittim. Evet. O da biliyordu, ben ta 2014. Hemen şiveyi değiştirmişiz herhalde. Yok be abi. Seni gördüm, oh dedim, el değişmemiş, şey yapmamış, nasıl mutlu oldum biliyor musun? Allah razı olsun. Kardeşim vallahi yemek söyleyeyim. Çok sağ ol abi. Çay, kahve, yani şey ikram edeyim. Çay olur, çocuklar var. Fatih abi ne yapıyor? Fatih abi Aksaray'da. He. Oraya yerleştik. Orada öyle mi? Aynı işleri yapıyoruz. Yurt kantin mantı işleri yapıyoruz. Tamam, orada da. Tabii. Bizim ailemiz boş olmuş ya. Evet. Şurada boş. Şey ne yapıyor abi? İsmail abi vardı. Yurttaydı bizim. Aynen. Bizim şeydeki yurttaydı ama o değişmiş şimdi. Geçti. Başka en küçük ne yapıyor? Yunus işte. Yunus. Tamam Yunus işte. O da Semih'e veriyordum ben aşağıda. O da oraya bakıyor. Yunus hatta bana abi destek çıktı. Tamam mı? Evet. Ben dedim oğlum ne yapıyorsun falan. Dedi ki al. Dedim ki ben sana bunu bir gün ödeyeceğim. Bu muhabbet olalı 10 seneyi geçti be. Ta oradaki KYK'dayız. Böyle kasada ne varsa attı. Hiç unutmuyorum ben. O anı hiç unutamam yani. Kasayı açtı. Her şeyi attı böyle. Oğlum yurt dışına gidiyor. Ne olur ne olmaz dedi. Bak kaç sene geçti. Geldim buraya hala aklımda. Yunus abunu kesin anlat. Tamam. Abim benim çok sağ ol. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Aa şu benim tasarladığım aracımızın kartı. Anı olsun. Al götüne sokarsın. Tıra koyarsın. Bundan sonra benzin kullan. Bundan sonra elektrikliyim kardeşim. Bunu takıyorsun abi. Bu senin tasarladığın. Bu ne lan bu? Preşarj kartı. Ne yapacağım ben bunu? Dursun. Tamam. Ben çantaya takıyordum. Sen anam şey atarsın. Tesla falan alırsam takayım. Tesla'ya bozulsun Tesla. Derim Çorum'dan malzeme geldi yeni kardeşim. Onu taktık. İletişim Fakültesi gençler. Radyo programını burada yapıyorduk. Öyle geliyordum buraya. Ben mühendislik benim neyime işte. Hatta bir tane kız vardı. Bütün fakülte peşindeydi. Mezun olduktan sonra manita olduk kızla. Baksana kimse yok. Vize mi var? Bir sınav mı var? İkinci öğretim de yoktu bunlarda. İletişim Fakültesi var ya. Yani şunlara niye sınav yapıyorlar bilmiyorum. Gereksiz kağıt kaybı. İletişim Fakültesi'nde sınav olmasına gerek yok. Sadece dersleri zorunlu yap, gönder. Şuraydı. Radyo ki yayın mı girilmez. Hadi canım, on hayır yazıyordu bence. 94.8 hala aynı. Kitle. Kitle.
Bizim zamanımızda saat kaç şu an? 6 değil mi? Yani ben bu saatte yayın yapıyordum işte. Aynen. Şimdi kilit vurmuşlar. Yani başka bir tane de Anıl Güler yok mu? Var. Ama insanlar insanları kullanmıyor. Uyuz oluyor. İkisi de birbirini sevmiyor ama. Ondan bir şey olmaz gözüyle bakıyorlar. Ben bu saatte yayındaydım işte. Sessizde kafam patlamış bir şekilde bir de çıkıyordum. Gidiyordum yurda yine tek. Gidiyordum yurda, yemeğimi yiyordum, spor yapıyordum. Sonra bir iki tane çocuk yanıma gelirse iki orta kantinde sohbet muhabbet kızlarla. Sonra gidiyorduk yatıyorduk abi. Ama yok lan ne yatmasak. Bizim gece 3'ü buluyordu yatmamız. Çağımızın sorunu. Gençleri kullanmıyorlar abi. Yapamaz. Değil mi? Beceremez. Bozar. Sen dur. Kötü yapıyorsun. Ama sen yarın bir gün bir yere geldiğin zaman böyle takipçi, makipçi bir şeyler falan olduğun zaman hop diyorlar kardeşim buyur gel. Lan düdük önemli olan ben böyleyken beni oraya davet etme. Beni etti tamam o zamanlar iyiydi ama biz şu anı konuşuyoruz. Kapat. Bugatta iki kişi parlament için bir kişi kibritle yatar. Hayır. Tam böyle şey böyle yürüdü. 1, 2, 3. Hadi binin bakalım. Bindik abi. Oğlum öyle mi gidecek? Açık mıydı? He. Hadi sen de bin. Sen? Buraları çekme abi. Sen de bin. Buraları çekme. Fuş maskırından çıkmış gibi. Bana yer kaldı mı? Kaldı abi. Oğlum ben şimdi bayağı arkayı çek arkayı. Ver ben çekeyim ben. Şey yok ver göstereyim. Aynen he ortadan çek. Ben. Sensör daha benim bak. Sensör. Gel. Düt düt düt. Düt düt. Mutları görüyor abi. Abi iyi miyiz? Araba yemin ediyorum zor gidiyor. Orta iyi miyiz? İyiyiz abi iyiyiz abi. Arka efil geliyor mu? 8 kişi miyiz? Şu an 8 kişi miyiz? 7 kişi. Ben 7 ya bir şey değil. Bir şey dedin mi? Tak diye ses. Baba dışarıda hava güzel mi? Oğlum bütün efil efil ya. Lazım bildiğin. Nereye bırakacağım oğlum ben sizi? Gençler dikkat edin. Ben de çok memnun oldum. Çok havalar bir oldu. Görüşürüz. Abi kendine iyi bak. Eyvallah. Siz de iyi bak. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Ne demek? Bir de ekler misin abi? Dün tarih vereyim. Dur aşk ilanı yapacağım. 22. Saat 21'de kafedeki sarışın kız. Bul beni. Bul beni. Hadi görüşürüz. Dikkat edin. Lan kapıyı açıyorum siz çıkıyorsunuz. Garip bir yerdeyiz abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Aşkla, sağlıkla, mutlulukla. Vay benim Sakarya'm be. Gençler gülüyor baba. Ben onu anladım. Yani 3 kelimeden bir tanesine gülüyoruz. Bu gazla rekora gideriz moruk. Ama nasıl yoruldum biliyor musun? Akşam yımağı, onun öncesinde sohbet muhabbet gençlerle. Bak sese bak sese. Baba. Şimdi de For Real oteldeyim. Hemen bunun altında yaptık gösteriyi zaten. Sağ olsunlar baba. Bizi otele attılar bir de. Bak. Merkez mi merkez? Üniversitenin ora mı? Ora. Az gelen hediyelere bak hele şimdi. Hediyelere bak. Asker şapkası kafaya. Ha bundan. İyi baba. Bu ne oğlum? Stickers. Öz abim Anıl Güler'e. Os. Çok uzun bu. Korkmana başladım. Öz abim selam. Ne zaman senden bahsetsem öz abim olarak bahsederim ve bunun bir sebebi var. Çok duygusal olmamak için kısa keseceğim. Muhtemel uzatırım konuşmayı. Seviyorum. Hafız biliyor musun? Zaten vizelere çalışırken verdiğim arada yazıyorum bunu. Hayatım boyunca hep bir öz abim olsun ve onu rol model olarak alayım. Bana yol göstersin istedim. Bu maalesef çok mümkün olmadı. Aksine o istediğim abi ben oldum. Olsun böylesi de güzelmiş. Neyse. İlk videolarını izlediğim gün 4-11-2020 tam olarak istediğim abim hatta öz abim karşımda ekrandaydı. Sonrasında videolarını izlemeye devam ettim ve fark ettim ki hayatlarımız ve karakterlerimiz de benzermiş. Yani sadece öyle hissettiğim için değilmiş. Hatta bazı arkadaşlarım tip olarak da benzediğimi söyler. Benim sadece biraz daha saçım var. Gülücük. Neyse yeter daha bu kadar duygusallık. Kankuşum, agam, öz abim ya da Anıl. Nasıl seslendiğim fark etmez. Bazen baba, bazen abi, bazen kardeş, bazen kankisin bana zaten. Yalnız hissettiğim, umutsuz olduğum, mutlu olduğum, mutsuz olduğum, her gece yarısı benimsediğim, parantez aç, oha öyle değil, yuh yanımdaydın ve fark etmeden de bana yardım ettin. Ve tekrar ayağa kaldırdın beni. Bunun için harbiden çok içten teşekkür ederim. Bilmiyorum neden ama zaten bence beni tanıyorsun. Zaten 3 yıldır Instagram'dan takip ediyorum ama hiç mesajda vs kavuşamadık. Sadece 2 yıldır doğum günlerinde... Merhaba.
Arkası, arkalı önlü yazmış. Neyse, arka sayfaya geçtiğime göre uzatmayayım artık, toparlıyorum. Öz abim, bilmiyorum senin için yapabileceğim herhangi bir şey var mı, ama eğer olursa ve bana söylemezsen gönül koyarım. Sahnede, sahne arkasında, internette, vs nerede olursan ol yardımına koşarım. Bunu kolay kolay herkese demem ha. Yerin ayrı. Ha şey olabilirsin ki, inşallah diyorsun. Bu çocuğa nasıl ulaşacağım, nasıl yaparız? Aşağı Instagram ve numaramı bırakıyorum Öz abim. Görüyor musun, numara bırakıyorlar bana. Ne hallere geldik. Eskiden biz bırakırdık. Bir tane böyle manito beğenirdin, alderdin ha böyle ufaktan. Böyle yitelerdin. Vay be. Hamit'im, Berkay'ım, gözümsün, değerlisin. Değerli benim gözümde. İnsanlar değerli yani. Ben insanlara değer veren bir insanım, bilmiş. Anam memelerim gözüktü. Evet, insanlara değer vermek güzeldir. Ben insanlara değer veriyorum. Hamit'im, sana ayrıca değer veriyorum. Teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi hak edecek ben ne yaptım? Ahlaklı olmaya çalıştım. Güzel bir adam olmaya çalıştım. Birilerini güldüreceğim diye birilerinin kalbini kırmamaya çalıştım. Her insanın ince çizgisi var. Bizim memleket genelde bunu yakalayamıyor. Ben bunu sadece yakalamaya çalıştım. Kimisi için yakalayamadım. Şu an For Reals'tayız. Spa'ya gideceğiz. Sağ olsun bizi ağırladı. Rahat yatağında yattık, uyuduk. Her zaman bekleriz. Herkesi bekleriz. Eyvallah. Biz sadece seviyoruz hocam. Çok sağ olun. Bak buraya gençler, Sakarya. Bak buraya. Bura acayip bir yer olmuş. Bak bak bak, görüyor musun? Bak. Her yerde bulamazsın öyle. Oo, bu sahne tamam. Bir dahaki sefere buradasın ama. Oo, ben burayı, ben burada neler yaparım abi. Ben burada ışıklarımız da değişik. Oo. Güzel abi. Gerçek Formula 1 arabasının birebir örneği bu. İçine giriyorsun. Tamam. Diğer gözlükleri takıyorsun. Formula 1'de gerçek pistte yarışıyorsun. Otelimizin lobisi burası. Evet. Sizin mesleğiniz nedir? Tiyatro. Tiyatrocu musunuz? Evet. Bura kafemiz zaten. Kafe, restoran. Orası okey ve nargile. Oo, dayılar buraya. Burada otomatik makinalarımız var. Hadi canım. Tabii. Direkt artık toplamak yok. Oyun bittiğince elde atıyoruz şeyleri. Bak 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 bak. Ama böyle yapma var mı? Var. Taktiyeler, onlar tabii, var. Tabii. Tamam. Hayda, karıştırdı mı? Tabii. Çok da bakalım ha. Gençler, okey'i çekiyorum. Siyah 12. Herkes akıllı olsun. Nesini? Büyük çeken kazanır. Büyük çeken. Büyük çeken. Ben açtım 3. 11. Ama sen biliyordun 10-11 olduğunu. Biliyordum. Ama bu işte çakallık olmasa gitmiyor bu işler, biliyorsun. Bu da şey, manuel. Eğer özel oda istiyorsan hani kimsenin... Onlar bile düşünüldü ya. Televizyonu var, şeyi var. Çok iyi. Bu da masa açtırıyor burada. Aynen öyle. Bu tarafta PlayStation'da VR bölümü. Tek kişilik odalar. Burada Netflix'te veya işte diğer şeylerde film, hı-hı, izleyebilir. Saati? Saati 180 lira. Şey, PlayStation'ın. O odanın. Onu ben robot yapamıyorum. Merhaba. Hoş bulduk. Burada da. Evet hanım. YouTube'dayız. Merhabalar. Şey, burada odalarımız şöyle. Burası bizim odamız mı? Burada evet, mı? Evet, burası senin odan. Merhaba. Burada sauna, kese, köpük. Burası hamam. Oo, ya siz ne yaptınız abi ya? Gençler, hizmette sınır yok diyorum. Bak, Reels Otel. Reels'i bildin mi? Burada güzelce kese, köpük yapıyorsun. Peşine burada ne yapıyorsun baba? Masaj yapıyorsun. Ne güzel iş lan. Buradan koku var baba. Buradan veriyor. Kuş var burada. Bak, kuşu görüyor musun? Bakalım abi. Bizi Fiko gibi lan. Fiko özledik. Baba olduk mu? Cheers baba. Sodamızı da içtik. Terimizi de attık. İyi terledik ha. Oo. Ben iyi kalırım moruk saunada. Ben eski saunacılardanım. Ben biraz güçlendim saunaya girdikten sonra. Spordan sonra falan hemen saunaya girerdim. Bir tık daha ağır kaldırtıyor abi burası. Niye bilmiyorum. Nasıl bir nedeni var bilmiyorum. Sakarya Sandıkçı. Merhaba Sakarya Sandıkçı. Sakarya Sandıkçı, siz araba sizin mi? Doğrudur, biz satıyoruz. Bu araba BYD dünyanın en çok satan elektrikli arabası. Sakarya'da. Hangi Sandıkçı ülke bu BYD? BYD Çinli bir marka. Kaç kilometre ve mile gidiyor full depoya? 565 kilometre menzil var. Real kullanımda şehir içinde yaklaşık olarak 450-500 kilometre civarında bir... 450-500 güzel. Yani ambiyansı çok iyi. Şurada gitar şurada mı çalıyorsun şurada? Giderken Santana. Kapı kollarında böyle bir özel... Evet, az önce arkadaşlarımız... Build your dreams. Vay. Evet, BYD'nin açılımı. He öyle mi? Build your dreams mi? Build your dreams. Vay be. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şöyle yapalım. Ben gideyim abi artık. Görüşmek üzere. Fatih Bey, çok memnun oldum. Şeyle alakalı hiçbir iş yok. Çok iyi oldu. Değerli oyuncumuz
Değerli Shakespeare, yerli Shakespeare kendisi. Elazığlı Shakespeare. Çok memnun oldum. Türkçe oynuyoruz. Sen de Vanlı mıydın? Evet. Başkaleme. Kıbrıs'a gitmesem askerde az daha Van'a gidiyordum. Görüşmek üzere tekrardan. Şu benim herhalde. Telefon, cüzdan. Bu tabanca, bıçak mak. Telefon yok. Telefon kullanmıyorum. Telefonu bıraktım. Haydi görüşürüz. Bay bay. Tekrardan. Görüşürüz. For Rails ailesi. Sağ olun. Sandıkçılar. Herkes burada. Beni söylüyor. Benden bahsediyor. Bu akşam gerçekten harika bir kalabalık var. Hakikaten çok mutlu olduk. Bu güzel bir etkinlik. Atasın olsun. Size gelsin. Ama buraya gelenlere özel bir şey bu yani. Öyle bana demeyin, yok abi YouTube atmıyorsun falan. Bu adamlar buraya kadar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dansınmamıştım ama. Olsun, olsun. Ben ses gelmiyor ki kulise. Ha, gelmiyor ha. Kulis o kadar rahat bir kulis ki ses gelmiyor. Et fulluş olmuş hayatlarla. Kim var? Ben. Güler! Olmadı. Anan! Güler! Anan! Güler! Düşün altına giriyordum. Mahvolmuş. Ben neredeyse bölük komutanı olacağım. Benim... Yataktan başka hiçbir şey yok. Oturuyor böyle birbirine bakıyor. Oğlum ne hikmetse bir anda saatlik 50 dolara geldi. Bak onu çekili gezelim. Restoran what do you do dedim ama ne iş yapıyorsun? Adam artık dedi ki sikecim çıkardım. Biz bana bok yedik onu.